Sevgili 8. sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 8. sınıf medya okur yazarlığı dersi 2. dönem 1. yazılı sorularımızla karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazının pdf'ini alt taraftaki açıklama kısmından bulabilirsiniz. Vakit kaybetmeden arkadaşlar birinci sorumuza başlayalım. İnternetin hayatımıza girmesiyle görülen gelişmelerden 3 tanesini yazınız. Şöyle bir 20 yıl 30 yıl Türkiye'ye 1993 yılında zaten ilk internet gelmiş. Benim doğum günüm olan yılda arkadaşlar. Biraz daha böyle bir 30 yıl geriye aldığımızda Türkiye'de neler yoktu? Bunu bir düşünelim hep birlikte. Düşündüğümüzde arkadaşlar bizim zamanımızda gençlik küçüklük dönemlerimizde kütüphaneler vardı. Ve biz bir bilgiye ulaşmak istediğimizde kütüphanelere giderdik. Artık istediğiniz yerden Google amcayı açarak bilgiye, bilgiye kolay bir şekilde kolay bir şekilde ulaşım sağlanıyor değil mi? Ulaşma mevcut. Yani artık Google amcayı açıyorsunuz, istediğiniz bilgiye hatta yapay zeka ile birlikte kodlama dahi bilmeseniz kodlama kodlarına ulaşabiliyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar canlı bağlantı yapılabiliyor. Canlı bağlantı Hocam canlı bağlantı sizin açtığınız canlı yayınlar gibi demeyin arkadaşlar. Şöyle düşünün. Doktorlar artık kilometrelerce öteden bile ameliyat yapabiliyorlar. Hatta geçen vardı işte Çin'den Amerika'ya bağlanıp 4000 kilometre uzaktan ameliyat yapabiliyor. Onun için bu canlı bağlantı da çok önemli. Devam ettiğimizde ise arkadaşlar evden sipariş verme vardı. Biz eskiden uçuyken kahraman yürü git şunu al da gel <laughs> <laughs> Niye bana böyle mesela bir ara annem beni öyle şey gönderdi arkadaşlar işte bakkala gönderdi yumurta al gel dedi. Geldim eve ki bütün yumurtalar kırılmış. Ben evim bakkal kırık vermiş hepsini. Ben kırmadım dedi. <laughs> Bunun gibi arkadaşlar ne yapardık? Biz giderdik bakkala işte mahalle bakkalına alışverişimizi yapardık. Artık evden bu işi yapabiliyoruz. İkinci sorumuza baktığımızda hangi kitle iletişim araçlarından hangisiyle iletişim kurulduğunda anında geri bildirim alınabilir? Şöyle bir düşündüğümüzde arkadaşlar kitle iletişim araçlarından telefon ve internette internette bu da bir kitle iletişim aracıdır. Direkt e, geri dönüt alabilirsiniz. Üçüncü sorumuza baktığımızda medyanın hangi fonksiyonu ülke ekonomisine direkt katkıda bulunmaktadır? Arkadaşlar şimdi biz aşağı yukarı yani çok şükür 100 bine de ulaşmak üzereyiz. 100 bin de yaparsanız bizi çokça selam olsun. Böyle abone olmayı da unutmayalım. Şimdi diyelim ki 100 bin kişilik bir e, medya e, şirket şeyiz artık. Yani medyanın ufacık da olsa bir ayağıyız. Şimdi bizim kazancımıza baktığımız zaman bizim kazancımız tamamen YouTube tarafından bize verilen tanıtım ve reklam parasıyla direkt ülke ekonomimize yani maliyete katkımız oluyor. Ya da sponsorluk anlaşmasıyla e burada arkadaşlar yapabileceğimiz tanıtım ve reklam Direk ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. Çünkü keş para nereden döner? Para çok amel der ya Cem Yılmaz. Para çok amel ikilemi. Ha işte o para çok döndüğü yer tanıtım ve reklamdır. Birleşim suçu nedir? Hmm, şimdi geldik asıl önemli noktaya. Arkadaşlar bilişim suçunu anlatırken TCK nedir biliyor musunuz hiç duydunuz mu TCK Türk Ceza Kanunu yani burada aslında devlet bize demiş ki sizin anayasaya göre işleyeceğiniz suçlarda şu şu cezaları alırsınız diye bize bir kitap hazırlamış. Anayasa kitapçığı hazırlamış ve bunun da adına TCK demiş. Mesela hırsızlık yaparsan işte 9 yıl cezası var. Tabi bunların içerisinde gündüz gece muhabbetleri filan da var. İşte gasp edersen şu adam öldürürsen bu birine hakaret edersen bu gibi cezalar var. Ha şimdi geldik hocam bilişim suçuyla ne alakalı var? İşte bilişim suçuyla alakası burada. TCK'ya göre yani Türk Ceza Kanunu'na göre TCK'ya göre bazıları şey diyor TCK'ye göre diyeyim ben <laughs> Bunun klasik adı TCK'dır arkadaşlar. Bu değişmez yani. TCK'ya göre suç olan suç olan eylemlerin eylemlerin teknolojik teknolojik T'yi bilerek büyük yazdım ki dikkatinizi çeksin diye. Teknolojik aletler yoksa yazım yanlış yapmadık yani. Kullanılarak işlenmesine işlenmesine bilişim bilişim suçu denir. Bilişim suçu normal cezalara göre yüzde otuz daha fazla ceza alır. Çünkü herhangi bir mekan ve yer olmadığı için yüzde otuz daha fazla cezaya sahiptir. Peki hocam bilişim suçuna biz örnek olarak ne verebiliriz? Şimdi arkadaşlar ben ee, bir belirli bir dönem Öğretmenliğimin belirli bir döneminde cezaevinde çalıştım. Orada işte bu bilişim suçundan gelen çok arkadaşım oldu. Yani arkadaşım derken öğrencim oldu öyle söyleyeyim. Şimdi orada ben sordum yani bilişim suçundan ne aldınız ne ettiniz? Hani alan var mı filan diye. Şöyle bir örnek verebiliriz. Benim şaşırdığım noktalardan da biriydi. Mesela telefon dolandırıcıları var ya dolandırıcısı. Bunlar arkadaşlar bilişim suçuna dahil oluyor. Telefonda dahil bütün kredi kartı hırsızlığı, bilgi hırsızlığı, şantaj, hakaret aklınıza gelebilecek bütün örnekler bilişim suçuna aittir. Beşinci sorumuza bakalım. Yukarıda tanımı verilen ifade nedir yazınız. Bir ya da birden fazla kişinin elektronik iletişim araçlarını kullanmak suretiyle belirli bir zaman içerisinde ve sürekli olarak kendisini savunma gücüne sahip olmayan bir kişiye yönelik gerçekleştirdikleri kasıtlı saldırgan davranışlar arkadaşlar siber zorbalıktır zorbalık. Hani bu internet ortamından var şöyle keserim böyle bıçarım, onu ederim diyenler var ya işte onların her biri birer suçtur siber zorbalıkta yine bu suçlar içerisindedir. Geldik 6. sorumuza ve 7. sorumuza. Hocam 6-7 niye birbirine girmiş? Az önce gördüm arkadaşlar bunu. Normalde ben ayarlarken e, arayı açtım zannediyordum. Sonra dedim ki ya israf olmasın, kağıt israfı olmasın tekrardan çıkarmayayım. Zaten yukarıda basit bir tanım soruyor. Devamında ise medyanın temel işlevini soruyor. Devam ettiğimizde ise arkadaşlar tanıma bakalım. Özgünlüğü olmayan. Yani başkasını taklit eden anlamına gelir. Özgünlük demek kendine özgü demektir. Değişiklik göstermeyen, bilineni tekrarlayan anlamında kullanılan bir sözcüktür. Özellikle reklamlarda kullanılan tekniklerin hep aynı olmasına bağlı olarak kullanılır. Tanımlanan ifadeyi yazınız demiş arkadaşlar. Bu ifade arkadaşlar basma kalıptır. Basma kalıp. Bildiğiniz üzere yakın zamanda seçim var, değil mi? Sizden istediğim şu Seçim reklamlarına bakın. Seçim afişlerine bakın. Hep ne yapıyor? Başrol oyuncusu değişiyor. Yani İstanbul adayı değişiyor, Ankara adayı geliyor. Ankara adayı değişiyor, Kayseri adayı geliyor. Hep basma kalıp. Sadece orada karakterleri değiştirip tık 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 aynı klişe. Baskıda kullandığımız klişe mantığını kullanarak yani basma kalıp mantığını kullanarak ilerliyorlar. Medyanın temel işlevi nedir? Arkadaşlar medyanın amacı şudur. Medya bilgi vericidir. Yani doğru bilgiler ile doğru bilgiler ile halkı halkı bilgilendirme. Medyanın asıl temel noktası budur. Farklı bir hafta sonu geçirmek isteyen Burak kahvaltıdan sonra kitap okudu. Daha sonra internette biraz araştırma yaptıktan sonra TV'de film izlemeye karar verdi. Buranın faydalandığı sosyal medya araçlarını yazınız. Şimdi arkadaşlar, burada aslında Burak e, internet ve televizyonu kullanmış ama şöyle bir soruda bir sıkıntı var. Şimdi sosyal medya araçları dediğinde burada birebir isim vermemiz lazım. Mesela interneti kullandığı için internet kullandığı için Burak ne yapmış? Google'u kullanmıştır. Film izlediği için buraya işte Blue TV. Blue TV'de nasıl yazılırdı? Şöyleydi herhalde. Blue TV, Netflix, Netflix ve YouTube gibi sosyal medya, işte Instagram filan da işte aklınıza gelebilecek e, sosyal medya hesaplarını yazabilirsiniz. Bunlar tamamen sizin yorumunuza kalmış. TV'lerdeki akıllı işaretin amacı, işaretlerin amacı nedir? Şimdi bildiğiniz üzere televizyonlarda kullanılan akıllı işaretler var. Çizebilirsem mesela artı 7 şu şekilde ya da artı 13 ya da böyle dayak dövüş gibi böyle yumruğa benzeyen bir işaret falan var. Bunların amacı şu arkadaşlar. İzleyicilerin, izleyicilerin ...izleyicilerin... ...tam da yazayım burayı... Ke, ...artık konuşurken kelime yutuyordum... ...bir de yazarken de kelime yutar oldum... <laughs> ...bu video çekmenin en büyük sıkıntı... <laughs> ...biri bu arkadaşlar... <laughs> ...izleyicilerin... ...kendilerine uygun... ...kendilerine... ...uygun... ...yayın seçip... ...yayın... ...seçip... ...zararlarından yani yayının... ...zararlarından uzak durmaktır. Uzak durmak. Diyelim ki e, sen işte 5 yaşındasın, 10 yaşındasın. 13 yaşındaki bir filmi açtığında otomatikman içinde e, sana zarar verebilecek, seni etkileyebilecek içerisindeki videolar olabilir. Ondan dolayı kendimizi korumak amacımız içerisinde vardır. Kendimizi ve ailemizi diyebiliriz. Medyanın ulaşmak istediği belirli bir kitle vardır. Buna göre deterjan markası reklam verirken ulaşmak istediği kitle daha çok kimlerden oluşur? E şimdi deterjan vermek istiyorsa öğrencilere verecek reklamı ya. Öyle mi? Yok tabii ki de öyle değil arkadaşlar. Deterjanla kim uğraşır? Şöyle bir düşünelim. Evde deterjanla kim uğraşır? Eli böyle bulaşıklı bulaşıklı içeriye girdin mi böyle bir arada bir çatal yeme ihtimalinizin de olduğu. Tabii ki de annelerimiz ve bundan dolayı ise deterjan üretiminde ev hanımlarına ev hanımına daha çok önem vermesi lazım. Arkadaşlar 8. sınıf medya okur yazarlığı dersimiz burada bitti. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Ben ders kağıdımın başlangıcı yaptığım yazılımı bulamadım. Ha buldum geldim. Dersimiz burada bitmiştir. Bu sınavdan beklediğimiz not. Bir çizgi iki yuvarlak şöyle Kocamandı kocaman, gülendi gülen yüzler almanız dileğiyle. Aldığınız notları da yorum kısmına yazmayı unutmayın. 100 bin olabilmek için bize de destek sağlarsanız seviniriz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.